Merhabalar arkadaşlar, Sinemoloji kanalına hoş geldiniz. Benim kanalımda ilk defa bu videoyu izliyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve diğer videoları izlemeyi unutmayın. Diğer videoları oynatma listesi olarak yukarıya, şuraya bir yere, şuralara bir yere koyacağım. Beni tanımak isterseniz diğer videolarıma bakabilirsiniz sırayla. Şimdi asıl konumuza geçelim. O kadar çok soru geldi ki e, öncelikle herkese çok teşekkür ederim. E, ben bu kadar yol alabileceğimizi düşünmüyordum açıkçası. Almanya ile ilgili, Almanya'daki denklikle ilgili denklik süreci ile ilgili, ücretlerle ilgili ne kadar tuttuğuna dair çok fazla soru geldi. Ve artık Instagram'dan da çok fazla aynı soruyla karşı karşıya kalınca dedim ki ben buna bir video çekmeliyim. Şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle ben e, denklik süreci ile ilgili bir video çekmiştim. O süreçte e, hangi evrakları toplamanız gerekiyor ve nereye göndermeniz gerekiyor e, hepsini tek tek aynısını anlatmıştım Buna rağmen e, birçok soru yöneltildi e, banka sorulardan bir tanesi de tabii ki de bunun maliyeti ülkemizdeki e, para birimimizin diğer para birimlerine göre değersiz olmasından dolayı birçok kişi tedirgin aslında e, şimdi tek tek anlatacağım neye ne kadar para verdiğimi ne kadar tuttuğunu Öncelikle arkadaşlar sizden denklik sürecinde tabii ki de bir numara olarak diplomanız isteniyor. Ve bu diplomanızı tabii ki de Türkçe teslim etmiyorsunuz. Hangi ülkeye giderseniz gidin size karşılığını yani e, diplomanızın karşılığını görmek istiyorlar. O dilde görmek istiyorlar ve denklik süreciniz bu şekilde başlıyor aslında. Diplomanızı çeviri yaptırmanız gerekiyor. Ve sıradan bir çeviri değil arkadaşlar. Yeminli tercümana çeviri yaptıracaksınız. Almanca bilen bir tercümana gidiyorsunuz ve yeminli tercüman kaşesini bastırıp sonradan da noterden onaylatıyorsunuz arkadaşlar. Diploma süreciniz bu kadar ama bunun maliyeti ne kadar? Ortalama İstanbul'daki bir fiyattan bahsedersem 3 TL civar tutuyor şu an. Sadece diplomanızın çevirisi. Sonra sizden şimdiye kadar aldığınız derslerin yani müfredatın Listesini istiyorlar. Biz buna transkript diyoruz. Transkriptin de çevirilsin istiyorlar. Siz sağlık mesleksiz çıkışlıysanız veya e, üniversite lisans çıkışlıysanız herhangi bir sağlık hizmetinde uğraşan bir bölümseniz vesaire hiçbirini geçiyorum. Sağlık hizmeti de değil. Siz bir mühendis bile olsanız üniversitenize gidip, lisenize gidip, meslek lisenize gidip transkript almak istediğinizi söylüyorsunuz. Bunu size Türkçe verecekler zaten. Siz bunu... Yok ben kendim çeviririm. Sonra gider tercümana onaylatırım diyorsanız daha uygun bir fiyatla yani %50 indirim yapıyorlar. Ya da denklik sürecinde ilk evraklarınızı gönderdiğinizde sizden bunların onaysız olmasını da isteyebilirler. O zaman gidip tercümana kaşa bastırmanıza da gerek kalmıyor. Direkt çeviri yapabilirsiniz. Bunun için küçük bir özet geçmiştim diğer videodan. Transkript aldınız. Türkçe bir transkript elinizde. Ve Almanca'ya çevirmek istiyorsunuz ve tercümana para vermek istemiyorsunuz. Word'de bir özelliğimiz var arkadaşlar. Öncelikle belgenizi taratıyorsunuz. Transkripti PDF formatında bilgisayarınıza atıyorsunuz. Bu PDF formatına biliyorsunuz PDF to Word diye yazdığınız zaman PDF'ten Word'e çeviren programlar, web siteleri var. Çevirdikten sonra Word formatı karşınıza geliyor. Ve Word'ün çok güzel bir özelliği var. Gözden geçirme kısmına girdiğinizde e, dil çevirisi yapıyor arkadaşlar. Aa. Türkçeden Almanca'ya dediğiniz zaman, Türkçeden İngilizce'ye dediğiniz zaman. Yani Urduca'ya kadar var düşünün yani. E, bütün dillere çevirebiliyorsunuz evraklarınızı. Ben bu şekilde teslim ettim. Yani sıfır maliyetle ben bunu hallettim arkadaşlar. Sonrasında... Tabii siz e, yok ben illa kendim çevirteceğim diyorsanız o size kalmış. Sertifikalar kısmı var. Meslek hayatınız boyunca 10 yıllık, 5 yıllık, 20 yıllık hemşiresiniz ya da mühendissiniz. Meslek hayatı boyunca e, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarınız olabilir. Kendinizin uluslararası geçerliliği olan sertifikalarınız olabilir. E, ekstra... Şu eğitim almıştır diye bir belgeniz varsa o da olabilir. Bunlar sizin mesleki hayattaki tecrübelerinizi gösterir Ve bu sertifikalar gerçekten yurt çok fazla önem veriyorlar. Sizin aslında meslekte ne kadar çaba sarf ettiğinizi gösteriyor. Bu sertifikaları aldıktan sonra çeviri yaptırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben ilk etapta bunu önermiyorum. Çeviri olayını. Şanslıcan bana izin verir misin? Gel. Kedim tarafından sabote ediliyorum şu an. Sertifikalarınızı çeviri yaptırmanız inanılmaz maliyetli tutacaktır. Aynen, ee, gideceksiniz eminli tercümana çeviri yaptıracaksınız. Her sertifika başına ortalama 200 TL para vereceksiniz. Yani 10 tane, 13 tane, 15 tane sertifikanız varsa bu çok maliyetli olacaktır. Ben bu konuda size ince bir aynatı veriyorum. Sertifikalarınızın İngilizce, Almanca, Fransızca ne olursa olsun... Neye tekabül ettiğini bir Word belgesinin içerisine yazın, sertifika numaralarınızda karşısına yazın ve denklik geldikten sonraki süreçte ben size bunların çevresini yaptıracağım diye bir belge hazırlayın. Yani bu bir niyet mektubunun ek belgesi gibi diye düşünebilirsiniz. Bu şekilde iletebilirsiniz. Anlayışla karşılayacaklardır. Bunu da sıfır maliyetle halletmiş olursunuz. Dink süreciniz hallolduktan sonra bir iş başvurusu yaptıktan sonra o maliyetleri göze alabilirsiniz. Gidip yeminli tercümandan bunların çevirisini yaptırıp sonra başlayacağınız kuruma bunları teslim edebilirsiniz ve sizin makam ve mevkiiniz belirlenir buna göre. Pasaportumuz, kimliğimiz zaten bunlara bir şey gerek yok. Vukal nüfus kayıt örneği. Arkadaşlar bukal nüfus kayıt örneğini nüfus müdürlüğünden ıslak imzalı almanızı isterler. bunları e-devletten de çıkartabiliyoruz ama bunu kabul etmiyorlar arkadaşlar. Bu nüfus kayıt örneğini aldıktan sonra çeviri yaptırmanızı isterler. Çeviride de şunu yine yeminli tercümana gidersiniz, çeviri yaptırırsınız, ortalama 100 TL bir masrafı olur. Ben buraya göz yazıyorum. Şimdi elimdeki belgelere Yardımcı sağlık personeli belgesi arkadaşlar. Bunu e, linkini aşağı bırakıyorum. Bir sağlık personeliyseniz geçerli bu. Bir mühendisseniz bir işte yazılımcıysanız vesaire başka bir meslekle uğraşıyorsanız geçerli değil. Ben sadece bunu sağlık personeli için söylüyorum. Yardımcı sağlık personeli belgesi istiyorlar arkadaşlar. Yani siz ülkenizde Bizim SGK dökümlerimizde kenarda yazar meslek kodumuz. Bu meslek koduna göre siz aslında hangi meslekte hani e, iş yapıyorsunuz, hangi mesleği icra ediyorsunuz bunu görmek zorlar. Yardımcı sağlık personeli dediğimiz zaman e, şöyle düşünmeyin hasta bakıcılar vesaire e, diğer yardımcı sağlık personelleri hemşire yardımcısı olarak düşünmeyin bu olayı. Yardımcı sağlık personeli hemşirelik hizmetleri, fizyoterapistler, bunların hepsini kapsıyor. Sadece isimlendirmeyi bu şekilde yapmışlar. Bu belgeyi alacağınız web sitesinde de aşağıya bırakacağım linki. mutlaka tıklayın ve belgenizi alın. Belgenizin dökümünü aldıktan sonra yine dediğim teknikle PDF, Word ve gözden geçirme kısmından dil kısmını çevirin ve belgenizi bu şekilde teslim edin. Yine sıfır maliyeti hallettik. Çalışma belgesi. Şu an çalışıyor olduğunuz kurumdan bunu temin etmeniz gerekiyor. Şu an bu kurumda çalışmaktadır. Ve hizmet belgesi. Yine hastaneden bir referans. Hizmet belgesi ekstra referans. Şimdi hizmet belgesi de verebilirsiniz, referans da verebilirsiniz. Herhangi bir doktordan, herhangi bir kurumda bulunan e, diğer e, üst makamda çalışan birinden referans mektubu alıyorsunuz. İngilizce olursa çok iyi olur, Almanca olursa çok iyi olur. Türkçe'de olsa aldığınız referans mektubunu yine aynı teknikle Word'den çevirin arkadaşlar ve kaşesini imzasını alın altına. Ve çalışma belgesini de hastaneden aldığınızda aynı şekilde yine Word'den çevirip, Yine çalışma belgesine insan kaynakları bölümünden ve birimin amirinden imza kaşe alın ve Almanca, Türkçe, İngilizce, Fransızca hangi dilde ihtiyacınız varsa çevirdikten sonra bunu halledin. SGK dökümü. Şimdi bunu da SGK dökümünde ilçe sağlıktan, pardon ilçe sağlık dedim, ilçe SGK'dan isterler ya da E-Devlet'ten. Eğer bunu çalışacağınız kuruma göre değişir ya da denklik evraklarını isteyen eyalete göre değişiyor arkadaşlar. Sizden ekstra şu belgeyi şu şekilde getirmeniz gerekiyor diye belirtiyorlar. Benden ilçe SGK'dan yani onlara göre belediye binasından almanız gerekiyor diye bir ibarede bulundular bana. SGK dökümümü aldım ve bunun da çevirisini istediler arkadaşlar. İnanın hiçbir şey olduğu gibi teslim edemezsiniz. Bayağı bir sorun yaşıyoruz bu konuda. Bunu da 100 TL yazıyorum. Almanca CV. Evet arkadaşlar herkesin en çok takıldığı noktalardan bir tanesi Almanca CV. Ben nasıl hazırlayacağım? Nasıl yapacağım ben Almanca CV? Arkadaşlar hepimizin kariyer.net'te, yeni bir iş.com'da vesaire secret CV'de hepimizin CV'leri mevcut. Bu CV'lere PDF formatında, Word formatında indirebiliyoruz. Yeniden baştan Almanca, İngilizce CV hazırlamak gibi bir derdiniz olmasın çünkü çok basit gerçekten hazırlaması. Aynı şekilde yine Word'dan çeviriyorsunuz. Takıldığınız yerlerde translate diye bir gerçeğimiz var. Aynı şekilde Almanca CV'nizi hazırlamış oluyorsunuz. Ortalama 2-3 dakika sürüyor. Ve bunu kara kara düşünüp nasıl yazacağım, translate yanlış mı yönlendirir diye düşünmeyin. Gerçekten Word'ün çeviri kısmı müthiş çeviriyor. Bunu kesinlikle kullanın. Bir yerde not alın. Her yerde kullanacaksınız çünkü. Ve yıldız nokta. Eyalet başvuru formu. Denklik süreci başladığında size bir eyalet başvuru formu gönderiyorlar arkadaşlar. Bu Almanca, İngilizce vesaire hangi ülkeye başvuruyorsanız o dilde geliyor. Almanya'da eyalet başvuru formu olarak geliyor. Eyalet başvuru formu Almanca ve sizin hiç Almancanız yok. Ya arkadaşlar şimdi yine aynı şey söyleyeceğim. Sinema hep aynı şeyi söylüyor diyeceksiniz ama bakın çok kolay gerçekten birazcık pratik düşündüğünüzde zaten yolu bulacaksınız. PDF'i e, gönderilen formu çıktısını alın taratın ya da aynı şekilde Word'e çevirin. Yani taratmanıza da gerek yok eğer bu hani işlemi uzatmamak için. Gönderilen başvuru formu PDF formatında oluyor zaten. Sizin işaretleyip o formdaki boş kutucukları işaretleyip ondan sonra taratıp kendilerine göndermenizi istiyorlar. Siz bunu anlamıyorsanız Türkçe'ye çevirip ondan sonra Almancasını tıklamak istiyorsanız yine sizden aynı şeyi yapmanızı söyleyeceğim. Yani yine aynı şeyi yapmanızı belirteceğim yani çünkü çok basit Word'e çevireceksiniz, Türkçesini göreceksiniz, Translate'den de yapabilirsiniz uzun sürer ama bunu e, illa Almanca bilen birileri olmanıza, olmasına gerek yok çevrenizde. Bunu bu şekilde halledebilirsiniz. Bakın ben ilk başvuru yaptığım zaman benim Almanca'm çok yeterli değildi ve ben bunların hepsini bu şekilde yaptım. Ne kadar az maliyete indirebilirim? E, çünkü önünüzde bir boşluk var e, olacak mı olmayacak mı? Ben bir boşluğa mı yani o yani bir hayale mi bu kadar para yatırıyorum? Gibi bir düşünceye kapılıyorsunuz. E dil yok nasıl olacak ki? Gibi bir düşünceye kapılıyorsunuz ki haklısınız. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Ve sizden e, isteyecekleri başka şey de arkadaşlar. E, ortalama başvuru da eyaletler başvuru onayından sonra ortalama 350-450 Euro civarı bir ücret istiyorlar ama bu başvuru onayı geldikten sonra mesela ön onayı alıyorsunuz ön onayınız geldikten sonra size diyorlar ki bu ücreti yatırın size diğer onay için e, biz buradan Okey verelim e, ve belgeleriniz yetkili kuruma iletilsin ondan sonrası da hallolsun İlk baştan sizden IBAN vesaire bir şey istemiyorlar ee, bunların hepsini PTT'den kargoyla gönderen arkadaşlar olduğunu duydum. Benim gibi taratıp evrakları eyaletteki e, danışmana iletenleri olduğunu da duydum. Ben bunlardan biriyim. Eyalete pdf formatlarını gönderdim. Ve bu şekilde hallettim açıkçası. Ekstra bir şey yapmadım. Ve sizden e, denklik kısmında aynı iş başvurusu yaparken yaptığınız gibi niyet mektubu isteyebilirler. Bu da Almanca, İngilizce, Fransızca artık, e, İtalyanca neyse, e, hangi ülkedeyseniz, ülkeye başvuru yapacaksanız o şekilde isterler. E, ben Almanca niyet mektubumu açıkçası yine aynı teklikle, bıktınız artık benden ama aynı teklikle yazdım. Ve gelen tepkilerden biri şuydu, niyet mektubunuzu çok beğendik. Niyet mektubumu ben bile beğenmedim ki yani bilmiyorum çünkü Türkçe'den Almanca'ya çevirdim. Ee, yani e, o kadar güzel çevirmiş ki birebir hislerimi geçirmiş Almanca olarak. Sonradan Almancam geliştikten sonra tabii e, ne kadar düzgün olduğunu, ne kadar düzgün çevirdiğini ben de anladım. İnanımı tekniği uyguladığınızda pişman olmayacaksınız. E, Süreç çok uzun, çok sancılı bir süreç. Bazılarınızın, 3 ayda bazılarınızın, 6 ayda bazılarınızın 1 senede çıkabilir denk arkadaşlar. Ama size en büyük tavsiyem dil süreci başladığı anda denklik sürecinizi başlatın. Çünkü bu şekilde çok fazla sıkıntıya giren arkadaşlar oldu. Ee, dil süreci bitiyor. B1 sertifika, B2 sertifika artık o süreçlere gelinmiş. Müthiş bir Almanca var. Ama denklik yok. Denklik süreci için yine bir medyada sancılar, sıkıntılar uzun bir süre. Niye boşa çabaladık? Bakın dil çok nankördür, körelirsiniz. Bu süre içerisinde bir bıkkınlık gelir. Kafanızda bir sürü soru işareti olur. Ve bu sürecin aynı hızda ilerlemesi için aynı anda yapmanız sizin için zamanı e, satın almak gibi bir şey olur. E, bu da çok büyük bir kar açıkçası. Danışman firmaların en büyük hatalarından bir tanesi bu. Önce dilal edelim, dilal edelim, dilal edelim. Dil bitiyor. Denklik süreciniz bundan sonrasına biz karışmıyoruz derler. Ve ortada kalmış gibi hissedersiniz ki öyle oluyor maalesef ki. Ee, Birçok firmanın ismini yazdınız bana. İnanın bildiklerim de var, bilmediklerim de var. Ama e, hepimizin hakkında hayırlısı olsun diyorum. Peki ben neden gitmiyorum? Denklik sürecim okey, dil sürecim okey falan filan. Neden gitmiyorum? Bunlar sonraki videolarda gelecek. Bununla ilgili de çok fazla soru geldi. Neden gitmiyorsunuz? Her şeyiniz okey. İşte hastaneden okey aldınız vesaire. Niye gitmiyorsunuz? Bunun cevabı da çok yakında yeni videolarda olacak. Şimdi lafın kısası. Kaç para tuttu bunların hepsi? Hesaplıyorum. Diplomamız 300 lira tuttu arkadaşlar. 300 TL diploma buraya koyduk. Transkript 100 TL tuttu arkadaşlar. Yine tüm belgeleri aşağı yazacağım bu arada. Ekstradan kafanıza takılmasın. Sertifikaları başta yaptırmamıştık. Bir word belgesi hazırlamıştık. Para vermiyoruz arkadaşlar. Pasaporta kimliğe vermiyoruz. Vukuatlı nüfus kayıt örneğini çevirmenizi öneririm. Çevirmeyin kendi kendinize. Çünkü çok fazla bürokratik terim var vesaire bir şey var. Yanlış çevrilebiliyor. Saçma sapan şeyler çıkıyor. Ve Türkçe karakterleri de, özel karakterleri de Almanca'ya çevirebiliyor. 100 TL yazıyorum ona da. Çalışma belgenizi hizmet belgenizi çevirin arkadaşlar. Çok bir hata yapmazsınız. SGK e, dökümünüzü mutlaka çevirtirin. Almanca CV'nizi kendiniz yazın. Eyalet başvuru formunuzu da kendiniz yazın. Ve 450 Euro'yu da ekliyorum. 450 Euro'yu da ekliyorum arkadaşlar üstüne. Hepsini öğrenmek isteyeceksiniz çünkü. 300, 400, 500, 600 TL. 600 TL sadece evraklar tuttu arkadaşlar. 600 TL. Bakın eğer bunların hepsini çevirtirmeye kalksaydınız ortalama 2000 TL, 3000 TL gibi bir ücret kesinlikle çıkardı. Çünkü çeviri ücretleri inanılmaz yükselmiş. Biz de bayağı bir şoka girdik son dönemde. Ve Sadece e, sertifikalarınız zaten, fazla sertifikanız varsa ortalama onlar 2000 TL falan tutar. E, ben küçük tuttum. Bunların burası muhtemelen 3000 lira falan tutardı. E, ne kadar aza indirebilirim? Evet bu kadar aza indirebilirim. 600 TL'ye her şeyi halledebilirsiniz. Ve gönderebilirsiniz. Bence çok makul bir fiyat. Ve onayınız geldikten sonra tam kısmı ve sıfır denkliği öğrenmek için de 450 euro bir ücret ödemeniz gerekiyor. Euro şu an kaç para bilmiyorum. 15'i geçik sanırım. Ortalama kaç paraya tekabül ediyor hesaplayamıyorum. Lütfen yazın aşağıya. Mağdurum şu an. <laughs> Matematiğim bitti. evet şimdi cevaplarınızı bekliyorum. 600 TL bence çok makul bir fiyat ekstradan öğrenmek istediğiniz şeyler varsa gerçekten yorum kısmına yazın. Bu sizin toplu olarak yorum kısmına yazdığınız ve benim cevapladığım şeyler herkesin işine yarıyor arkadaşlar. Özelden yazdığınız zaman tek bir kişiye cevap vermiş oluyorum. Ve birebir aynı sorular geliyor. Ve sürekli aynı şeylere aynı cevapları vermeye başladım. Bence toplu olarak yorum kısmına yazın ve hepinize aynı cevabı vereyim ve aslında o an aklıma gelmeyen şeyleri yorum kısmına yazarken de uzunca yazıyorum ki e, aklıma geldiğinde ekstra ekstra yazıyorum ve okumak isteyenler oradan okuyunca gerçekten bir aydınlama oluyor. Herkese ait bir cevap olmuş oluyor. İyi oluyor aslında arkadaşlar. Ama yine de ben özelden yazacağım diyorsanız Sinemoloji Instagram adresime yazabilirsiniz. Ve bunlarla ilgili makale yazdığım blogumu da okumayı kesinlikle unutmayın. Bu fiyatlarla ilgili de bir makale yazacağım. Ve web, yani web siteme de bakabilirsiniz. Sinemoloji.com.tr TR'si yoktu değil mi? Yokmuş. Sinemoloji.com <laughs> Öyle diyorum. Sinemoloji yazın Google'dan göreceksiniz zaten. Ee, arkadaşlar, hepsinin linkini aşağı bırakacağım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve izlemelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Diğer video için önerilerinizi de lütfen topluluk kısmından yazın. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın.